sizlere bazı yörelerde Şam tatlısı, bazı yörelerde Şambele olarak bilinen tatlıyla buluşturacağız. Ben şimdi öncelikli olarak sizlere malzeme listesini sunmak istiyorum. Tatlımızın keki için yarım kilo irmik, 2 su bardağı yoğurt, 2 paket karbonat, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker, şerbeti için ise 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, yarım limon suyu ve tatlımızın üzeri için ise yaklaşık olarak 150 gram fıstık içine ihtiyaç duyacağız. Malzeme listesini sizlere sundum. Şimdi sırasıyla yapım aşamalarına geçiyoruz. Şerbetimizi yapmaya 4 su bardağı suyumuzu tencereye alarak başlıyoruz. Sonrasında içerisine 3,5 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ocağımızın altını yakarak istediğimiz kıvama gelinceye kadar şerbetimizi kaynatıyoruz. 3,5 su bardağı toz şekerimizi 4 su bardağı suyumuzu tencereye alıp ocağımızın altını yaktık. Şekerimiz suda eriyip kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız ve limon suyunu ilave edeceğiz. Yaklaşık olarak 20 dakika bu şekilde kaynatacağız. Şerbetimiz şu anda hazır. Soğuması için bir kenara alıyoruz şerbetimizi ve tatlımızın kekini yapacağız. Tatlımızın keki için öncelikli olarak yoğurdu kasemizi alıyoruz. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bu arada Şam tatlısı adından da anlaşılacağı üzere Suriye'nin başkenti Şam'dan bizim mutfak kültürümüze geçmiş bir tatlıdır. Bunu da ben hatırlatmak istiyorum. Ve şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. İzmir'de Kemeraltı'nda, Tavşus'ta da meydan kahvesi yanında Şam tatlısını severek, beğenerek bulabilirsiniz, tadabilirsiniz. Buralarda gerçekten çok güzel yapıp satanlar var Şam tatlısını ve ilk başta da ifade ettiğimiz üzere Şam bale olarak da anılıyor bazı yörelerde. Yoğurdumuzu, toz şekerimizi ve irmiğimizi karıştırdık. Şimdi üzerine 2 paket karbonatımızı ve 1 paket vanilyamızı ilave edeceğiz. İyice karıştırdıktan sonra fırın tepsimizi alacağız. Hamurumuz oldu, tatlımızın hamuru. Şimdi kare borcam tepsimizi alıyoruz. Tatlımızın hamurunu tepsimize aldıktan sonra ben göstermek istiyorum. Şu şekilde sallayarak tüm hamurun eşit miktarda tepsiye dağılmasını sağlıyoruz. Tatlımızın hamurunu görmüş olduğunuz üzere tepsimize eşit miktarda dağıttık. Şimdi fıstıklarını yerleştireceğiz üzerine. Tatlımızın fıstığını yerleştirdik. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz tatlımızı. Ben tatlımızı fırına vermeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şam tatlısını revani tatlısından ayıran özellik Şam tatlısının içerisinde un ve sıvı yağın ve yumurtanın olmamasıdır. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi tatlımızı fırına veriyorum. Altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Pişti. Şimdi şerbetini ilave edeceğiz üzerine.
Şerbet soğuk, kendisi ise sıcak. Bunu da hatırlatalım siz değerli takipçilerimize. Şerbetimizi tamamen çektikten sonra tatlımız servise hazır duruma gelecek. Sizleri şam tatlısıyla buluşturduk. Bizleri takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için, abone bulduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bizimle kalın. Şimdi şam tatlısı yaptık. Aşağıdaki linke tıklayarak şam tatlısının yapılışı ile ilgili bilgileri Tarsus Medeniyetler Beşiği YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.